Merhaba arkadaşlar, bugünkü vloguma hoş geldiniz dermiş. Şimdi ben neredeyim? Insadong'a geldim. Insadong, Kore'de biraz ünlü bir cadde diyebilirim. Alışverişiyle ünlü. Yani böyle Kore'ye dair hediyelik eşyalar vesaireler Insadong'da alabilirsiniz. Magnet, yelpaze, aklınıza gelebilecek birçok şey ama yani burada da uygun fiyat seçenekler çok fazla var ama ben size yine de daha önce videosunu çektiğim Namdaemun pazarını tavsiye ederim. Orası daha ucuz. Şöyle Insadong. Ben şu an tam Insadong'un göbeğine içine girmedim. Arayollardan gidiyorum ama bu arayollar da bence çok ilginç olduğu için size çekmek istedim. Orada Ekürüm Ebru, kankam Ebru ve şeyle buluşacağım. Ne derler ona? Türkiye'den, İzmir'den hem arkadaşım gibi olan bir ablam var. Yaş aslında benden biraz büyük ama ablam gibi yani. Arkadaşım gibi daha doğrusu. Hiç öyle aramızda yaş fark var gibi hissettirmiyor. Çok genç ruhlu, görüntü olarak da çok genç gösteren bir hanımefendi diyeyim. Berfu abla var. İzmir'den Kore'ye geldik 2 hafta tatili. Onunla buluşacağız. Ebru'ya da haber verdim. Ebru da geldi. Hatta onlar buluştular. Ben biraz geç kaldım. Çok garip sokaklardan geçiyorum değil mi? Kore'de bu sokaklardan çok var. Bilerek ben bu sokaklardan geçerken video çekmeye başlamak istedim. Çünkü gerçekten burası Kore yani işte görüyorsunuz. Neyse ben şimdi daha lafı fazla uzatmayayım. Kapatayım. Insadong'un tam içine göbeğine girdiğimde yeniden çekeceğim. Kamera sallanıyor biliyorum ama lütfen kusura bakmayın yani şu anda. Çok da yavaş yürüyemiyorum çünkü. Arkadaşlar ben Berfu abla ile Ebru'yu buldum ama Berfu abla yemek yemiş bana dibini bırakmış. Şaka bir yana. Hani az önce dedim ya Insadong burası işte. Şu an bulunduğumuz restoranın 2. katından göstereyim size. Şöyle. Az sonra içine gireceğiz. Az önce geldiğim o ara sokaklardan bayağı farklı değil mi? Alengirli o sokaklardan geldim de ben. Bilerek oradan geldim. Çekmek için. Ay düşüyordum. Neyse böyle işte az sonra içine dalınca çekelim. Dalarız herhalde ya. Dalalım. Bir zahmet bu kadar geldi. Evet Insadong'un göbeğine girdik. Göbeğine girdik yalnız. Şu ara ara çekeceğim de. Sürekli çekmeyeceğim merak etme. YouTube yapıyorum ya ben. Gelmişken çekeyim. Bu teyze ne yapıyor? Kore tatlısı. Adını unuttum. Kulbank. Kulbankmış. Kulbank. Pulbankmış. Pul ne demek? Pul da atmak demek yani. Atılan ekmek. Atmış demek mi? Tövbe. Çarpılırlar be. Alın size BTS göstereyim. Kızlar. Az önce söylediğim Kore ile ilgili hediyelik eşyalar var dediğim bunlar. Ve bayrakları. Aya sana da buradan almıştım onu. Hani sen dedin ya evet, bir tane evet. Denk gelmişti. Burası benim otelime gitmiyor. Ha burada yaş. Tahmin ettim ama bir Gangnam'ın dedim tadına bakmak istemiştir bir bu tarafın. Burası daha tarihi doku ya. Konuşabilirsiniz. Ya bildiğim yerlerde kendimi güvende hissediyorum. Ay ben Seoul'da her yerini bildiğim için her yerde kendimi... Tabi ağzını sıkar çıldır burada. Aman öyle deme başlar cırlamaya. Biiiip. Benim bir dizi çıldır burada. Ama ben bir senedir de biliyordum Ebru. Kız ne gezmesi Google Maps sağ olsun ona baka baka öğrendim. Ben buraya gelen otobüs de onunla buldum şimdi mesela. Kore'ye gelirseniz sakın Korelilerin Naver Map'ini kullanmayın kızlar. Google Map kullanın daha güzel çalış. Yapamamış Koreliler olmamış. Sen ne Venil yavrum o zaman Allah Allah. Direkt Pam Marley. Yırdırdım. Neyse kapatayım. Koş. Burada her şeyi bulabilirsiniz. İdol ürünleri de var. Çünkü turistlerin çok geldiği, popüler bir nokta olduğu için turistler de idol ürünlerini çok sevdiği için ya da idol her neyse. Hmm.
Abi geçen sene yine böyle soğukta gelmişti. Daha geride kalmış olabilir mi Ebru? Belki de. Ay çanta çok güzel. Hangisi? Bak şurada, baykuşlu. Onlar şey, burada ne kadar bilmiyorum da Nangdemun'da çok ucuz oluyor. 5 liraya göre. Ha, burada pahalıdır. Sor bakalım alalım istiyorsan. Burada pahalı olabilir. Bak 11 burada mi o? Aynen, orada 5000'di değil mi? 5. Evet, az önce size dedim ya Namdem'in pazarında buradaki şeyler daha ucuz diye. Bakın şimdi aynı şeyi yaşadık. Burada 11 bin olmuş. Orada 5000 won bu. Namdem'in pazarında da burada satılan her şeyin aynısı var. Daha ucuz. Ebru Türkiye'ye gideceğinde hediye alacaktı. Oraya götürdüm bilerek. Bir de burada magnet alıyoruz. Üç dükkan sonra bir bon ucuzunu buluyoruz. Evlat acısı gibi koyuyor. İkiye kadar düştü. Lan bir bon da bir bon yani. Kız var aynı şey 5000'den 2000 bona kadar düşüyordu ya. Ya tabii. Neyse işte öğrenmiş oluyorsun tecrübe. Bir pi bin bonun burada yani çok beş lira var yani. 5 lira yapıyor Türk parasıyla, az para mı? 5 lira 5 liradır. 5 100 lira olur. Öyle. Bizim hiç paramızın değeri mi kaldı abi? Cacığı çıktı. Kız Malezya'nın parası bile bizimkinden daha kıymetli. Gittim Tayland'ın bile. Tayland'ın ki zaten her zaman öyleydi. Malezya. Hadi Tayland biraz daha böyle büyük gibi düşününce. Ne bileyim Malezya'ya kıyasla. Bana öyle hissettiriyor. Şimdi Nur onu söylüyor telefonda. Aa, Nur niye gelmedi? Nur Tayland'da şu an. Ha, o senden fazla kalacak. Yok be, beraber döneceğiz. Haber, ha, yarın dönüyor. 2 günlüğüne gitti yani. Bangkok'a mı gitti? Bangkok'a gitti. Ha, ben de Bangkok'a gitmiştim. Bir dahakine Phuket'e Phuket'e bir yerlere. Ay karbonhidrat kokusu alıyorum. Fazla alma. Almıyor zaten, kokuyorum sadece. Ay oruç tutuyorsak ne kokusuna mı kokmuyor neydi bir şey vardı. Şimdi de burada Şams Samcigil diye bir tane alışveriş merkezi var. İnsadong'da yine meşhur. Oraya giriyoruz. Burası çok güzel ama sadece bakmak için. Çünkü hep el yapımı şeyler satılıyor ve genelde çok pahalı oluyor. Şurada da böyle fotoğrafınızı karikatür gibi çizdirebiliyorsunuz ya da kendinizi. Böyle ünlüleri çizmişler. Burası çok tatlış bir yer. Ay yılbaşı şeyde fotoğraf çekmek isteyen. Ben zaten baksana Santa Claus gibi oldum bu ki. Ben makyajlı olduğum için fotoğrafı geliyor. Photoshop'la makyaj yaparız demiş. Photoshop değil de makyaj yapan application'lar da var ya. Aynen. Burada hiçbir şey almayacak, sadece bakacaksın. Her şey handmade evet olduğu için süper pahalı yani. 16.000 won abi. Az çok da pahalı değil. Ama ucuz da değil benimki. Ama ucuz da değil abi. Türk parasına çevir bakayım kaç para ediyor. Ya öyle düşünmeyeceksin işte, adam ona 16 lira gibi harcayacak. Evet burada 16 lira. Yani en ucuz yüzden evet. 10 lira zaten burada. 5 lira dersinde de var ama dandirik. Ben 6 lira alıyorum. Ay şunlara bak. Gerçek mi bunlar yoksa şey mi? Şey, gerçek değil. Porselen ama çok tam benim çeyin önüne böyle camın önüne. Ay çok şeker. Kız var mı? Şaptacı sen ben içeriye gir dal. Ya Berfa abla biz terazi burcu her şeyi bizdik. Olay bu. Ha işte bundan bahsediyorum, pişmaniyeye benziyor. Yummy yummy. Bak bak böyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar, pişmaniyeye benziyor tadı aynı. Ay. Aa evet. Pişmaniye gibi. Ya different. We made up only honey. Anlamış kimse different değil. Biliyordur. Urimaliye soyu. Yeah. Pişmaniye. Aa oto gara ya. Ay onda sen onu pişmaniye. Kresel tarla. Yeah, different. Honey. Honey is great. 아, 지금 한국 말 쓰고 있는데 왜 대답이 영어로 해? 예, 이거 꿀이나 제철로 만든 거예요. 한국에서 사시는 거예요? 그냥 조금 맛이 조금 비슷해요. 예, 아. 그래서 우리 터키 사람들 좋아하는 거예요. 아, 드셔보시겠어요? 피시마니에 먹어봤었어요? 아니. 피시마니에 못 먹어봤어요. 근데 그러니, 먹어보고 싶어요. 그럼. 터키 사람들이 많이 와서 이야기, 계속, 네, 이야기 많이 해서 먹어보고 싶어요. 잘 맞다고. 다음에 써줄게요. 진짜로. 여기 올 때. 와. 아, 한국에도 팔아요, 있어요. 한국에도 피시마니 있어요? 있어요. 드셔보세요. 아, 알았어, 이 친구들.
bu arkadaşlar bu pişmaniyeye çok benziyor. Buraya gelen her Türk diyormuş ki pişmaniye gibi tadı. Çocuğa pişman ettik biz İngilizce şey dedi. Hayır pişmaniye değil bunu. Bu farklı bir şey dedi. Pişmaniyeden anladın ne söylediğini. Ama benziyor yine de değil mi? Bunu akrabaları mı izlemesin? Onlara alacağım hediyelerin fiyatlarını görmesin. Gerçi bu sene almayacağım artık. Ben her sene hediye mi alacağım ya? Annem diyor ki bunların tabii yok muydu? Dolapta kayboldular. Anne 3-5 tane verseydi. Öyle verdim onu da. Set yapsaydı böyle. Ha, sen ama bayağı küçüklerinden mi almıştın? Bunlardan almıştım işte. Hello! YouTube'uma çıktınız. Evre hep çıkıyor zaten. Ben senden daha ünlüyüm. Yüzümü hep gösteriyorsun. Kendi yüzünü gösterdim. Gösterdim ya bir kere. Kendimi nasıl çekeyim şu an? Dur kız. Ebru bak iki buçumuzu bir. Her zaman göstermiyorum. Bu özel bir çek. Metro. Şurada galiba. Orada bir şey var. Bak arı tohumu oldu. Şeyden çıktık ya kurucusu yazmıyor. Şu Olivia'ya girelim istersen sana o saç maskesini göstereyim. Burası Olivia'ya. Normalde İngilizce yazıyor ama burada kurucusunu yazmış. Ay ne güzel set. Şu an tek düşündüğüm şey bu. Ne güzel sıcacık. Tek düşündüğüm o. Saç ürünleri burada. Neymiş o ki? Saç bakım. Hadi ya. Harika. Çok pahalı. Aa, çok değişmiş. Ebru modellik yapıyor. Burada bir de diyet için bir şeyler var. Biliyorsun değil mi onları? Hı, biliyorum. Deneyen var mı onları? Denemedim ama bir Koreli erkek arkadaşım var. Yani normal arkadaşım. Namca saram çünkü neyse. O söyledi. Bana bugün resmini attı. İşe yarıyor gibi dedi. Ben sana atarım resmini. Ha burada var bak. Hayır varsa hangisi olur? Tamam dur şimdi kapatayım videoyu sana göstereyim de telefondan. Azıcık gösteriyorum artık yüzümü. Hello. İşiniz. Bitti. Benim de bitti. Ben öyle bir bak ben bu kapatacağım. Ben Türkiye'de de kullanıyorum ha. Ama süngerini hiç sevmiyorum. Süngerini kıyırtıyorum. Elimle sıkıyorum. Burada da var. Makyajını yapıp sevgilisiyle buluşacağım. Arkadaşlar çok sallantılı bir video olacak kusura bakmayın. Kızlarla buluşmamızı bitirdim. Şimdi otobüse bindim. Şurası Namsan Kulesi bu arada. Her neyse şu anda otobüse bindim. Eve geri gidiyorum. Vlog çekeceğim demiştim ama vlog gibi olmuyor aslında benim videolarım pek. Hani günün belli bir yarısından başlıyorum çünkü genelde. Hani vlog değil de Insadong Caddesi'ni gezmiş gibi oldum. O yüzden muhtemelen video yüklerken Insadong Caddesi diye yüklerim. Bugünkü videom böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel yorumlarınızın hepsini okuyorum. Çok teşekkür ederim. Beni sevdiğinizi söylüyorsunuz. Hani beni sevmenizi hak edecek hiçbir şey yaptığımı düşünmüyorum ama çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.